Efendim, Ulusal Özel Programı'ndan hepinize merhabalar. Bugün Dünya Kudüs Günü. Bugün 1979 yılında ilan edildi ve Filistin halkına destek amacıyla ilan edildi. Ama gelin görün ki İsrail Filistin'e karşı saldırılarına devam ediyor. İslam dünyası neyi eksik yapıyor? Burada tamamlanması gereken şeyler neler? Gerçek öneriler, gerçek çözüm önerileri neler? Hepsini konuşacağız konuklarımızla birlikte. Hemen konuklarımı tanıtayım sizlere. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Utku Reyhan, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Profesör Doktor Muhammed Nur Doğan bizlerle olacak. Skype bağlantısıyla karşımızda olacak akademisyen. Ona da hoş geldin diyelim. Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, o da Skype bağlantısıyla karşımızda olacak. El Kuds, El Arabi gazetesi yazarı Turan Kışlakçı karşımızda olacak. O da uzaktan bağlantıyla karşımızda olacak. Ve bölgeyi yakından takip eden gazeteci, Filistinli gazeteci Muhammed Ebu Takiya da bizlerle birlikte olacak. Tabii bölgeyi konuşacağız. Hala İsrail'in saldırısı devam ediyor tabii bu noktada. Özellikle Ramazan ayında saldırılar daha da artırılıyor. Bu noktada gerçek çözüm önerilerini dediğimiz gibi konuşacağız. Sayın Reyhan'la başlayalım. Şimdi Sayın Reyhan, İslam dünyası neyi eksik yapıyor burada? Kınamakla yetiniliyor bir noktada. Bunu görüyoruz. Yapılan açıklamalardan da, hükümetten gelen açıklamalar da bu yönde. Burada gerçekçi çözüm önerilerini konuşacağız ama öncelikle İslam dünyası neyi eksik yapıyor? Belki de en büyük problem bu Filistin sorununu İslam dünyasının bir problemi ya da yalnızca İslam dünyasının bir problemi olarak görmekte başlıyor. Tabii Filistin halkı Müslüman bir halk. Bağımsızlıkları için mücadele ettikleri İsrail devleti de Yahudilerden oluşan bir devlet. Şimdi böyle bakıldığı zaman mesele bir Müslüman-Yahudi çatışması ekseninde ele alınıyor. Ancak önce şunu anlamamız lazım. Yani çözümü anlamamız için de önce şunu anlamamız lazım. Filistin olayı bir Arap-İsrail çelişkisinin çok ötesinde. Ya da Filistin olayı bir Müslüman-Yahudi çelişkisinin de çok ötesinde. Filistin olayı aslında bugün dünyadaki kutuplaşmanın, dünyadaki yeni güç dengeleri açısından bakarsak, dünyanın batısı ile doğusu ya da kuzeyi ile güneyi arasındaki yeni mücadelenin, yeni bir dünyanın kuruluşunda o mücadelenin içerisinde bir anlam taşıyor Filistin mücadelesi. Yoksa Filistin davası yalnızca Müslümanların davası içerisine hapsedersek o zaman Filistinlileri biraz olsun yalnız bırakmış oluruz. Halbuki bugün daha geniş cepheden baktığımız zaman böyle uluslararası bir perspektiften baktığımız zaman İsrail büyük oranda Amerika Birleşik Devletleri'ni yanına almış durumda. Ve yine Amerika ile beraber belli başlı Batı Avrupa ülkelerinin destek verdiği bir ülke. Yani şöyle mi? İsrail'i ABD'den bağımsız düşünmek doğru olmaz. Çok yanlış. Bazı İslami çevrelerde böyle bir yorum var. Sanki İsrail bütün dünyayı yönetiyormuş ya da İsrail Amerika'yı ve işte Batı'yı yönetiyormuş gibi. Halbuki öyle değil. Orada hakim güç Amerika Birleşik Devletleri. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu planları açısından Orta Doğu'da yerleşik bir kuvvet olmak ve oradan Arap ülkelerini, Arap devletlerini ve Müslüman dünyayı kontrol etmesi açısından bir alet. İsrail Devleti'nin esas özelliği Amerika'nın aleti olması. Burada tabii şöyle bir yaklaşım var. İşte İsrail'i Yahudiler yönetiyor. Amerika'da da böyle Yahudi aileler çok önemli kuvvete, güce sahipler. Dolayısıyla aslında Amerika'yı yöneten işte o Yahudi aileler ve İsrail. Halbuki onların diyelim dininin ya da mezhebinin işte şey olması, Yahudi olması, onların Musevi olması bir şey ifade etmiyor. Burada Amerikan sermayesinin ve Amerika'nın o emperyalist devlet mekanizmasının ihtiyaçları esas. İsrail bu ihtiyaçların Orta Doğu ayağının ya da Batı Asya diyelim biz ona, Orta Doğu onların jargonu. Bize göre orası Orta Doğu değil, bize göre orası doğru coğrafi tanımlama Batı Asya.
Yani bizim coğrafyamızdan bahsediyoruz. Orayı denetleme aracı Amerika'nın. Dolayısıyla bugün İsrail'in karşısında, İsrail eğer Amerika ile beraberse ki öyle, o halde Amerika'nın karşısındaki bütün kuvvetlerin, ki dünyanın büyük çoğunluğudur bu, Filistin'in yanında olmasının olanağı vardır demek. Kimdir bu ülkeler? Mesela Çin, Rusya ki bu iki ülke Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ve Birleşmiş Milletler'deki İsrail-Filistin konusundaki bütün diyelim görüşmelerde, oylamalarda hep Filistin halkının yanında yer almış ülkelerdir. Dolayısıyla bütün bir Asya, hatta Afrika, hatta Güney Amerika toplumları, yani Venezuela'dan Brezilya'ya kadar aslında Filistin halkının müttefikleri. Neden? Çünkü Filistin'e saldıran o Amerikan-İsrail saldırganlığı yalnızca Filistin'e saldırmıyor. Bu ülkeler üzerinde de baskı uyguluyor. O halde demek ki Filistin halkının yanında dünyanın önemli bir kesimi var. Müslüman dünya açısından bakarsak, bakın orada da maalesef bizdeki İslami çevreler yanlış denklem kuruyorlar ve Şiiler üzerinden aslında İran'ı meselenin dışında tutan bir tavır. Hatta İran'ı düşman gören, hatta bazen İran'ı en az İsrail kadar, hatta Amerika kadar düşman gören bir tavrın içerisine giriyorlar. Halbuki bizim bugün toplanmamıza vesile olan Kudüs günü dahi İran İslam devriminin lideri İmam Hümeyni'nin bir çağrısı sonucunda ortaya çıkmış bir şey. Daha İslam devrimi gerçekleştikten birkaç saat sonra İranlı devrimciler İsrail Büyükelçiliği'ne giriyorlar ve İsrail Büyükelçiliği'ni işgal ederek tabelasını indiriyorlar ve Filistin Büyükelçiliği yazıyorlar. Hı hı. Ve şu pankartı asıyorlar o büyükelçiliğe. Bu bina İran halkının, Filistin halkının hediyesidir. Yani İran öncülüğünde bir mücadele başlıyor burada. Tabii. Bakın bugün bile mesela Hamas, İslami Cihat gibi önemli Filistinli direniş örgütleri, Sünni dediğimiz, hani bizim de mensubu olduğumuz mezhebe bağlı çevreler ya da o İslami yorumu benimseyen çevreler. Fakat onlar İran'la dostlar. Mesela Filistin Kurtuluş Örgütü, o diyelim laik bir örgüt ama o Filistin Kurtuluş Örgütü, Lübnan'daki yine Şii inanca sahip olan Lübnan Hizbullah'ı ile, o da anti-emperyalist bir örgüttür, beraberler. Ya da Filistinli gruplara en önemli silah desteğini uzun yıllar boyunca, bugün Türkiye'deki İslami çevrelerin düşman olarak gördükleri Esad, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve onun yönetimi, daha öncesinde de Hafız Esad. Yani Esad yönetimi de her zaman Filistin davasının yanında olmuştur. Neden olmuştur? Çünkü Suriye'nin de bir kısmı İsrail işgali altındadır, Golan Tepeleri üzerinden. Dolayısıyla dünya çapındaki çelişkiden baktığınız zaman Amerika ve İsrail'in karşısındaki bütün güçler potansiyel olarak Filistin'in dostudur. Hatta potansiyel olmanın ötesinde Filistin'in dostudur. İslami dünya içerisinden baktığınız zaman da Şiisiyle Sünnisiyle bütün bir İslam dünyası aslında Filistin'in yanındadır. İsrail'i bugüne kadar zaten var eden ve diyelim bir devlet olarak ortaya çıkışını ve bu kadar güçlenmesini, palazlanmasını sağlayan şey zaten işte bu İslam coğrafyasındaki bölünmedir. Ya da İslam coğrafyasının o uzun yıllar Amerikan denetiminden, özellikle Arap dünyasının kurtulamamış olmasıdır. İşte bu boşluktan yararlanan emperyalistler ve Siyonistler Kudüs'ü işgal etmişler ve bugün İsrail Devleti diye anılan o devleti ortaya çıkarmışlardır. Şimdi bugün Çin'den Venezuela'ya kadar uzanan bir Filistin dostu cephe var. Zaten oralarda etkinlikler de yapılıyor. İsrail'e karşı protestolar da yapılıyor. Tabii. Filistin'i destekleyen açıklamalar yapılıyor sürekli. Tabii. Kaldı ki bugün artık yeni bir denklem oluşuyor. Dünyada özellikle Çin Halk Cumhuriyeti'nin yükselişiyle beraber ve onunla eş zamanlı olarak Amerika'nın gerileyişiyle beraber ve tabii toplam olarak Batı medeniyetindeki çürüme, gerileyiş, ekonomik daralma, buna karşılık doğudaki canlılık, yani Çin'den bahsediyoruz, Hindistan'dan, Endonezya'dan, bu doğu ülkelerindeki yükseliş
Batı Asya ülkelerini ya da Arap Yarımadası'ndaki o devletleri de çok etkilemeye başladı. Bakın, Amerika'nın en önemli can sularından biri olan bölgedeki Suudi Arabistan-İran gerilimiydi. O Suudi Arabistan-İran savaşının, yani Yemen'de süren savaşın ve birçok alanda süren soğuk savaşın artık sonuna geldiğini görüyoruz, izliyoruz. İki ülke büyükelçiliklerini karşılıklı olarak tekrar açtılar. Dışişleri Bakanları görüştüler. Yakın bir zamanda belli ki devlet başkanları da, yani İran'daki Cumhurbaşkanı ile Suudi Arabistan'daki kralın yakın bir zamanda bir araya gelmeleri konuşuluyor. Yine Suudi Arabistan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyelik yolunda adımlar attığını görüyoruz. Hatta üyelik başvurusunun onaylandığını yakın bir zamanda Şanghay İşbirliği Örgütü'nün, ki dünyanın yeni güç merkezi olan bir yapıdan bahsediyoruz. Suudi Arabistan biliyorsunuz geleneksel bir ABD müttefikidir. Batı Asya'da, Orta Doğu'da. Fakat bugün gelinen noktada o dahi o kampı yavaş yavaş terk etmekte ve ticareten de en büyük ortağı haline gelen Asya ülkeleriyle, başta Çin olmak üzere, işbirliğine gitmeyi tercih ediyor. Yani Suudi Arabistan gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Katar gibi ülkelerin, Amerika Birleşik, ki bunlar zengin ve önemli ülkeler, Mısır'ı da buna katabiliriz. Bunların yavaş yavaş Amerikan denetiminden çıkması ve Asya'da konumlanması aslında Filistin sorununun çözümü açısından da bizde çok elverişli bir zemin yaratıyor. Hı hı. Çünkü o boşluklar, bölge ülkeleri arasındaki rekabetler, çelişkiler, yer yer savaşa varan o çatışma ortamlarının ortadan kalkmasıyla, yani İsrail'in zemin bulacağı boşluklar ortadan kalkmış oluyor. Bu açıdan çok tarihi bir dönem yaşıyoruz. Efendim, isterseniz bir virgül koyalım. Tabii. Konuklarımız da hazır bir taraftan. Tabii. Onlara tekrardan hoş geldiniz diyelim. Profesör Doktor Muhammed Nur Doğan, akademisyen. Sayın Doğan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk efendim. Gazeteci İyi yazar yayınlar. Abdurrahman Dilipak karşımızda. Telefon bağlantısıyla yayınımıza katılacak. Sayın Dilipak, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, Filistinli gazeteci Muhammed Ebu Takiya da karşımızda Skype bağlantısıyla. Siz de hoş geldiniz Sayın Takiya. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Efendim, Sayın Dilipak'ın biraz süresi kısıtlı, o yüzden ilk olarak ona döneyim izninizle. Şimdi Sayın Dilipak, tabii konuşuyoruz şimdi Filistin meselesini, sürekli konuşuyoruz aslında, yıllardır konuşuyoruz ama bir çözüm üretilmiş değil hala. Sizce İslam dünyası bu noktada neyi yanlış yapıyor ya da neyi eksik yapıyor, hala neden çözüm bulunamadı? Bir defa olayı hem tarih, hem bugün, hem de gelecek açısından doğru algılamıyoruz. Siyaset insanların gözünü perdeliyor. Burada teopolitik, teostratejik kaygılar öne çıkıyor. Örtülü bir savaş var burada. Ama işin bir de ayrıca bunlardan bağımsız teolojik arka planı var. Yahudilerin, Hristiyanların ve Müslümanların bu coğrafya üzerinde geçmişten gelen bir takım tevarüsleri, bugün ve geleceğe dönük bir takım hedefleri var. Bunların telif edilmesi şu anda mümkün gözükmüyor. Burada o teopolitik, teostratejik bakış açılarına bakarsak, işte bir anda Amerika düşman olur, yarın dost olur. Yani Dahlan senaryosunda başka bir takım ittifaklar kurulmuştu. Büyük Orta Doğu projesi içerisinde tekrar bir takım yapılanmalar olur. Şanghay politikası olur. Bunların hiçbirisi bu asli şey değil. O bölge üzerinde çıkar hesapları olan ülkelerin politik argümanları olarak önümüzde duruyor. Burası Müslümanlar açısından ne anlama geliyor? Bir defa ilk kıblemizdir. Namazın farz kılındığı yerdir. Ve biz gelenek olarak Hazreti Adem'den bu yana bütün peygamberlerin tabii manevi mirasçısı kabul ettiğimiz için kendimizi, orada da bizim bu anlamda bir misyonumuz var ve bu misyon gereği mesela Yahudiler oraya hakim olduğu zaman Hristiyanlara yaşama hakkı vermediler. Hristiyanlar hakim olduğunda Yahudilere yaşama hakkı vermediler. Ama ne zaman ki Müslümanlar orada hadim oldular, hadim
hizmetkar oldular, hakim değil. Orada herkes inandığı gibi yaşamaya ve düşündüğünü özgürce ifade etmeye başlamıştı. Ki Hazreti Ömer'in Kudüs'ü fethinde Hazreti Ömer kölesi ve devesinden ibaretti bütün gücü. Müslümanlar adaletleriyle, ki bugün hala Doğuş ve Kıyamet Kilisesi'nin anahtarı Müslüman bir ailenin elindedir. Bu anlamda bizim olayı bir önce teolojik temele oturtmamız gerekir. Onun tabii ayrıca başka Türkiye açısından bir önemi var. Anadolu'nun işgali bu İngilizler tarafından Filistin topraklarından, Fransızlar tarafından da Lazkiye üzerinden bir girişle, yani bugünkü Suriye, biraz da Lübnan üzerinden girerek bu toprakları işgal ettiler. Burada sadece İsrail diye bir şeyi gözümüze çok yaklaştırırsak arkasında Amerika'yı ve İngiltere'yi, Avrupa'yı görmemiş oluruz. Oradaki Balfour Deklarasyonu'na bakmamız gerek. Sykes-Picot anlaşmasına, İngilizlerle Fransızların o bölgedeki ortak bir takım siyasi hesaplarına bir bakmak gerekiyor. Yani o Hicaz bölgesinde ne olduğunu anlamadan, bu Ürdün nereden çıktı onu görmeden, Mısır'ı doğru düzgün anlamadan bu olayı doğru bir şekilde anlamamız mümkün değil. Orası bizim için bir din meselesidir. Orası bizim için bir tarih meselesidir. Orası bizim için bir gelecek meselesidir. Mehdi, Mesih tartışmaları, Deccal ya da Antikrist meselesi, Tanrı'yı kıyamete zorlama konusunda Armagedon ya da Melheme-i Kübra ya da Yecüc-Mecüc ya da Dabbetül Arz ya da Süleyman Mabedi'nde olması gereken Sekine de denilen o emanet sandığı var. İçerisinde mukaddes emanetlerin olduğu bir akasya ağacından yapılmış bir sandık var. Bütün bu süreç gelecekte de büyük ve kanlı çatışmaların potansiyel olarak içinde barındırıyor. Ülkeler burada kendi halkları itibariyle, mesela evangelikler, Amerika'da çok ciddi bir politik bir güç, Tanrı'yı kıyamete zorlamaktan söz ediyorlar. Yani Armagedon Savaşı'nı Mesih'in dönüşü. Yahudiler ise Meşiyah'ı bekliyorlar. Yani burada bir teolojik savaş da söz konusu. Bunu kendi siyasi hesapları için kullanmak isteyen uluslararası bir sistem de var. Emperyalizm dediğimiz, işte ne bileyim kapitalizm dediğimiz ya da işte Siyonizm'de bir dini referansları kullanan ayrı bir faşist, belli bir ırkın üstünlüğüne dayalı ona dini referanslar da buluyorlar. Oysa yani Tevrat'a baktığınızda Beni İsrail oğulları için söylenenleri sıradan insanlar birbirine söyleseler hakaret davası açılabilir ki o kadar dinle ey İsrail diye başlayan kısım. Ve bu Mescid-i Aksa dediğimiz ya da Filistin dediğimiz topraklar, o Filistin halkının kendi toprakları olmanın ötesinde Mescid-i Aksa ile birlikte düşünürseniz, Nil ile Fırat alası Mescid-i Aksa'nın mik'at alanıdır. Yani bugün o deprem bölgesinden tutun Urfa'ya kadar olan bölge önemli ölçüde bu Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Filistin'in genişletilmiş sınırlarıdır. Yani nasıl Kabe'nin bir mikat alanı varsa, buna mukaddes kitaplarda arz-ı mev'ud coğrafyası deniliyor. Dolayısıyla bu Türkiye'nin geleceği açısından da önemlidir. Yine teolojik açıdan baktığımızda Armagedon Savaşı ya da Melheme-i Kübra, yani Kıyamet Savaşı denilen savaşın coğrafyası da burasıdır. Burada biz ayrı bir akılla hareket etmemiz gerekiyor. Müslüman aklı siyasette sorun çözücü olarak Mekke, Medine ve Kudüs. Mekke'deki Hılf-ül Fudul, Medine'deki Medine Sözleşmesi ve aynı şekilde Kudüs'teki Hazreti Ömer'in emannamesi üzerine kuruludur. Ve biz bu anlamda yeryüzündeki bütün erdemli insanlarla müttefik, namuslu, dürüst, akıllı, hikmet sahibi, kendi dindaşlarımızla müttehit ve başkalarına yönelik açık ve yakın bir tehlike oluşturmayan herkesle nimet ve külfet dengesine dayalı
İtilaflar gerçekleştirmemiz gerekiyor. Efendim? Bu üç ittifakın içine herkes girer. Bakın Amerikalıydı Rachel Corrie ve aynı zamanda Yahudiydi. O Filistin konusunda aslında doğru bir yerde durdu. İnsani bir refleks gösterdi. Filistin'de aslında bu din meselesinin hiçbirisi olmasa, gelecek meselesi de olmasa, tarih meselesi de olmasa, bugün Filistin halkına yapılan zulme karşı insanlık onurunu savunan herkesin, bakın herkesin, her dinden, her milletten, her kavimden insanların haklının yanında haksıza karşı, mazlumun yanında zalime karşı durması gerekir. Evet, peki bu kadar önemli ama neden hala bir birlik kurulmadı? Eylemli bir birlik niye kurulmuyor? Çok uluslararası basit. Topluma çağrı yapılıyor ama bu uluslararası toplum kim? Bakın işte Arap Birliği bile toplanıp karar alamaz. İslam Konferansı'nın kuruluş meselesi Kudüs'tür aslında. Bak Suudi Arabistan'ın o zaman öncülüğünde İslam Konferansı kuruldu. Bırakın onu, şu anda D8 ülkesi var. Bunlardan 400 milyon Malay grubu, 450 milyon Hint grubu. Türkiye'de İran bu ortada kalıyor. Aslında İran Türkiye'den sonra ikinci Türkiye devlet. Yani Türkiye'den sonra en fazla Türk'ün yaşadığı coğrafya, Türkiye özelliği itibariyle. Ama bunların hiçbirisini görmüyor gözümüz. Siyaset çok belirleyici. Öbür yandan D8'de Mısır ve Nijerya var. Bakın niye böyle iki düzine Arap devleti var? Aynı din, dil, tarih, gelenek, aynı coğrafya. Niye birlik olamazlar? Çünkü onlar İngiliz işgali sırasında, o Fransız işgali sırasında kendileriyle işbirliği yapan Arap aşiretlerine, stadyum kalabalığına devlet biçip verdiler. Buralardaki siyasi yönetimler Müslüman halkı temsil etmekten çok kendilerine hayatlarını, daha sonra Amerika'nın da katılmasıyla ya da işte Rusya'nın zaman zaman Mısır'da olduğu gibi Nasır döneminde devreye girmesiyle, sonuçta İslam dünyası sağ sol çatışmasının da, etnik çatışmanın da, dini çatışmaların da merkezinde yer aldı ve dini anlamda da İran Şii, Arap dünyası genelde Selefi, Türkler de Sünni. Bunları bir araya getiremezsin ki. Tekrar içeri bakın. Yani Sünnileri kendisinde bir araya getirebilir misiniz? Şiileri Yemen Şiasıyla bugün İran Şiasını bir araya getirmek ya da Arap Şiasıyla Fars Şiasını bir araya getirmek mümkün mü? Ne kadar dini, etnik, ideolojik, politik, felsefi, vicdani, kanaat farklılıkları varsa toplumda bunların hepsi birbirine karşı kışkırtılıyor. Ve bu bir çatışma, atomizasyon ve nötralizasyonu beraberinde getiriyor. Onun için de çözüm üretilemez. Ve bütün bu ülkelerin hepsinde siyasi kriz vardır, darbeler vardır, iktisadi krizler vardır, dini, etnik sorunlar vardır. Bu sorunları hem içerideki insanların cahilliği, ki devletler eğitim yoluyla, bakın cehaletin bu kadarı ancak eğitimle mümkündür diye bir söz var. Sistematik gerizekalı ve biyonik robotlara döndürüyorlar insan. Eğitim mekanizması sonunda batının üstünlüğüne dayalı ve ancak onlara eklemlenerek, onları örnek alarak, ki bizlerle devrimden başlayıp Tanzimat, daha sonra İttihat Terakki ile ve daha sonra tek parti döneminde de bunları yaşadık. Ve sonunda işte bugünkü durum ortaya çıktı. O kadar cahil bir kalabalık ki, ben Maraşlıyım baba tarafından. Benim babam doğduğunda biz Suriye ile tek devlettik. Bizim nüfus kayıtlarımız ya da tapularımızın hepsinin kayıtları Halep'teydi. Bunu bile bilmezler. Yani biz Suriye'de sadece şey değil, bizim vasayet hakkımız vardır. Yani Ankara Anlaşması'na göre Irak'ta garantörlük anlaşmamız vardır. Ne bileyim Gürcistan'da garantörlük anlaşmamız vardır. Biz tarihi de bilmiyoruz. Tarihi magazinleşti, din de magazinleşti, tarih de. Siyaset de artık magazin konusu. Ve dini biz bir ahlak temeliyle evrensel kardeşliğe açılan bir kapı olarak görmüyoruz.
TSE'ye damgalı bir dine döndürdük. Bakın 600 yıldır Mudurnu'da hala her cuma günü, bugün de cuma, insanlar evlerinin önüne, kapıya çıkıyorlar. Esnaf dükkanlarının önüne çıkıyor. Orası bir CHP belediyesiydi. Şimdi son ne bilmiyorum ama bakın hiç kesintisiz ahi evran duası yapıyorlar. Evrensel kardeşlik duası yapıyorlar. Bu geleneği terk edince biz işte bugünkü CHP'nin duruma bakın. Bugünkü AK Parti'nin durumu, milli görüş geleneğinden gelen partilerin durumuna bakın. Buradan bir sonuç çıkmaz. Bırakın Kudüs için, Filistin için sorun üretmeyi. Türkiye kendi iç mesele, kelin ilacı olsa kendi başına çalar. Kendi sorunlarını çözemeyen ülkelerin, ki İslam ülkelerinin hepsi acüze durumuna düşürüldü. Derdi kendisi himmete muhtaç bir de neredeki gayriye himmet ede. O durumdayız. Önce bizim Müslüman olmamız. Müslüman olmak için önce de insan olmak gerekiyor. Ve sonra da erdemliler, daha peygamberimize peygamberlik gelmeden Mekke'deki gibi erdemliler ittifakı olması gerekiyor. Bizim Doğu Perinçek de daha önce, bundan 30 yıl önce savaş, barış, iktidar konulu o aydınlık yayınlarında da çıktı. Ben ayrıca da yayınlamıştım. Bunları tartışıp konuşmuştuk. Ama insanlar kavga etmeyi daha çok seviyorlar. Birbirine haddini bildirmeyi, birbirine parmak sallamayı, birbiri aleyhinde ne varsa yalan yanlış söylemeyi, ama kendi yanlışlarını da benim hırsızım iyi, benim zalimimi görmeyeceksin diye gizlemeye çalışıyorlar. Sorunun çözümü şu: haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı duracak mıyız? Zalim babamız da olsa, mazlum düşmanımız da olsa, Yahudi'ye zulmederse birisi, Müslüman da olsa ona karşı çıkabilecek miyiz? Müslümana yapılan bugün Mescid-i Aksa'da yapılan zulmü dünyanın herhangi bir yerinde, ister Budist, ister Brahmanist, ister Şintoist, Hristiyan, Yahudi saymıyorum, bir mabette o aşağılık saldırı gerçekleştirseydi dünya ayağa kalkardı. Müslümanlara ibadet yaparken yapılan bu saldırı karşısında, hem de Ramazan ayında, hem de Kadir gecesi yaklaşırken, hem de Cuma'da bunları yapanlara karşı dünya sessizse, haksızlıklar karşısında susanlar dilsiz şeytanlardır. Efendim teşekkür ederiz. Zamanınız varsa misafir etmeye devam etmek isteriz sizi. Ya misafirlerimiz var. Size söz etmiştim arkadaşlarıma. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Uğurlayalım sizi. Hoşça kalın. Sağ olun. Efendim Sayın Doğan'la devam edelim. Şimdi Sayın Hocam, sizce İslam dünyası neyi yanlış yapıyor bu noktada? Siz de tabii yakından takip ediyorsunuz bölgeyi. Birçok yazılarınız da var bununla ilgili. Uluslararası topluma çağrı yapılıyor ama bu uluslararası toplum kim sizce? Bu gerçekçi bir çözüm mü? Çünkü önümüzde bir Karabağ örneği var. Orada da 30 yıl beklenildi ve bir çözüm yoktu aslında. Buradaki uluslararası toplumdan kasıt kim? Evet. Efendim teşekkür ediyorum. Şimdi esasen Filistin meselesi ve Kudüs davası dünya çapında meselelerin sadece biridir. Esas bakıldığında İslam dünyası, hatta Batı dışındaki işte Doğu toplumları, Asya toplumları bütünüyle sıkıntılarla, kanayan yaralarla dopdolu. Bunlardan bir tanesi de hemen bizi çok yakından ilgilendiren elbette ki Filistin meselesidir. Çünkü Filistin konusu bizim kadim imparatorluğumuzun bir coğrafyasının bir parçası olarak bizim öz vatanımızın bir meselesi olmak itibariyle elbette ki bizi bugün fazlasıyla ilgilendiriyor. Ancak öbür taraftan Eritre'de, Yemen'de, Karabağ'da, Kıbrıs'ta ve Bosna Hersek, Saraybosna'da, Balkanlar'da,
kanayan yaralarımızdan birisidir sadece. Neden bugün Filistin meselesi 1917'den beri bağrımıza saklanmış bir bıçak gibi her gün biraz daha iliklerimize kadar inip bizi perişan ediyor ve orada düşünebiliyor musunuz? %6'lık bir Yahudi nüfusu bugün neredeyse %92'lere, 93'lere kadar yükselmiş ve orada adım adım bir ülkenin toprakları, bir efendim 14 milyon insan bugün Filistin'de hicret etme zorunda bırakılmıştır. Yani böyle bir şey acaba örnek verelim. Yahudi toplumunun başına gelse ve bu sömürü elbette ki böyle bir şeyi temenni etmeyiz. Ancak Batı toplumlarından bir kitlenin başına gelse buna elbette ki hiç kimse müsaade etmezdi ama durum Asyalı, Orta Doğulu ve Müslüman topluluklar olunca dünyanın uluslararası güçleri üç maymunu oynuyorlar. Bu gerçekten şaşılacak derecede insan vicdanını, insanlığın vicdanını kanatan bir facia durumunda devam ediyor. Şimdi bu neden böyle oluyor? Yani İslam toplumları özellikle neden emperyalizmin bu kaba, çirkin saldırısına muhatap oluyorlar? Şimdi biraz önce Abdurrahman Bey de izah etti. Dün de biz onunla bir kanalda beraberdik bu konuyu. Hem tarihi perspektifiyle ele aldık, hem lojik perspektifiyle ele aldık ve orada çok önemli şeyler söyledik. Bugün de Abdurrahman Bey onu dile getirdi. Şimdi bakın, teolojik mesele evet son derece önemli. Hatta Yaşar Nuri Hoca rahmetli, kendisiyle de çok yakın arkadaşlığımız vardı, dostluğumuz vardı. Kendisine rahmet diliyorum. Diyordu ki, dünyanın bütün meselelerinin temelinde teolojik mesele yatar. Ha, bu teolojik meseleyi siz akılla, bilimle, mantıkla çözerseniz bu insanlık için çok büyük bereketlerin kapısını aralar. Ancak eğer bu teolojik sorunu akıl dışında, bilim dışında, bilgilenme ve dışında yollarla çözüme kavuşursanız, mesela işte evrensel İslam'dan bahsetti Abdurrahman Bey. Ben de yıllar bu konuyu gündeme getiriyorum. Acaba İslam derken biz neyi kastediyoruz? Yani İslam'ı bugün temsil ettiğini söyleyen bir takım insanlar, İslam'ın diğer Yahudilik ve Hristiyanlık ve hatta Budizm'le bir anlamda hatta Zerdüştlük'le acaba bunlar da evrensel anlamda birer vahiy dini miydi? Evet, Budizm'in ve Zerdüştlüğün de aslında yine bütün İbrahimi dinlerin geleneğinde dünyanın gündemine getirilen bir kitabi din idi. Evrensel İslam'ın değerlerini ve kodlarını taşıyordu. Ama zamanla kültürleşti ve paganlaştı. Bugün Hristiyanlığın da başına bu anlamda bir kültürleşme, kültleşme ve hatta paganlaşma gibi bir sorun gelmiştir. Hatta İslam'ın bile bugün bakıldığında Kur'an'dan koparılmış tarikatlar, cemaatler, mezhepler ve meşrepler bağlamında indirgenmiş bir din ile karşı karşıyayız. Yani biz hep şunu söylüyoruz. Kur'an ve akıl kaynaklı din gelmiş geçmiş bütün Allah elçilerinin
getirdikleri evrensel kodları ihtiva eder. Yani din tektir esas itibariyle. Şimdi bu açıdan bakıldığında Yahudilik, yani Yahudiliğin peygamberi olan Hazreti Musa ve Hristiyanlığın peygamberi olan Hazreti İsa ve bunların hepsinin ötesinde tüm peygamberlerin atası olan Hazreti İbrahim, acaba bunlar farklı dinlerle mi geldiler insanlığın gündemine? Hayır. Esasen hepsi temel, evrensel, barış, adalet, aklı kullanma ve tevhid esaslarını gündeme getiren evrensel İslam'ın elçileriydiler ve bütün bu anlamda farklı isimlerle isimlendirilmiş de olsa sonuç itibariyle bunlar evrenin sahibine teslim olma, barışa silme girme, barışa girme ve evrensel kardeşliği gündeme getirme ve adaleti yeryüzünde ikame etme amaçlı bilgilenme ve olaylarıdır. Şimdi eğer din bu bağlamdan çıkartılır, birer kültür kurumu olan mezhepler, meşrepler, tarikatlar, cemaatler bağlamına indirgenirse, bu ister istemez hem toplumların düşünsel anlamda, insanların hatta kendi iç dünyalarında bölünmelere sebebiyet veriyor. Ama sosyal bağlamda, uluslararası ilişkiler bağlamında da Müslüman toplulukların farklı mezhepleri, meşrepleri din edinme gibi bir yanlışa düşmek suretiyle evrensel planda bölünmeyi gündeme getiriyor. Bu bölünmeden de emperyalist güçler fazlasıyla yararlanıyorlar ve hatta bugün bakıldığında bu bilhassa tarikat, cemaat gibi oluşumların özellikle CIA ve İngiliz intelijans servislerinin kontrolünde yürüdüğüyle ilgili çok ciddi bir takım kanaatler var. Ve bu kanaatler olgularla da kendisini açığa vuruyor. Bu sebeple neden İslam toplumları bu konuda özellikle birleşemiyorlar, bütünleşemiyorlar? Çünkü kendilerini birleştirecek olan dünya görüşünü çoktan kaybetmiş durumdalar. Yani biz de sonuç olarak kendimize İslam sıfatını izafe ediyoruz. Ancak bu İslam bizi evrensel birliğe, aydınlanmaya ve güç ve kuvvetimizi toparlayıp emperyalist güçlerle mücadele konusunda kuvvet olarak dönüştürmeye müsaade etmiyor. Şimdi İslam hocam, ölümeye götürüyor. Hocam şöyle, İsrail'in arkasında Amerika var. Evet, birlikte hareket ediyorlar. İslam dünyası birleşmiyor diyorsunuz. Peki neden İsrail'e karşı bir adım atmıyorlar? Örneğin bir ambargo da uygulamıyorlar. Bu konuda bir adım atmaları gerekmez mi? Madem birlik olamıyorlar. Yani şimdi işte birlik olamamak sadece İsrail'e karşı direnme anlamında bizi engellemiyor. Yani bütün kendi sınırlarımız içerisinde bulunan kendi ülkemizin iç meselelerinde bile bizi parçalayan, bizi bölen bir durum arz ediyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bugün ülkemizde bir seçim var ve bu seçimde biz ülkenin bölünüp bölünmeyeceği veya sınırlarımızla, ülkemizin bütünlüğüyle acaba tek parça kalıp kalamayacağımızı oyluyoruz. Hatta diyoruz bu seçim bölünmeyle bütünleşmeyi aslında tercih etme gibi bir espri ortaya çıkartıyor. Şimdi bunun arkasında kim var? Bunun arkasında da sonuç olarak Amerika var, İngiltere var ve Batı var. Şimdi aynı şekilde gelin Filistin konusuna, Kudüs konusuna. Abdurrahman Bey de söyledi. Yani bugün eğer İsrail parlamentosunda, Knesset'te Arz-ı Mev'ud'la ilgili bir şey yazılıyor ve bu
İsrail'in en önemli politikasının kesini teşkil ediyorsa ve biz de İsrail'le bu mesele çözülmeden bir ilişki kuruyorsak burada bir yanlışlık yapıyoruz. Şimdi bakın, İsrail diyor ki Nil'den Fırat'a kadar bu topraklar benim diyor. Ve bunu anayasasına yazmış ve bunu efendim parlamentosunda bizim parlamentodaki efendim hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir gibi bunu bir temel argüman olarak yerleştirmiş. Ve biz bunu bile bile İsrail ile çok sıkı fıkı ilişkiler içerisine girebiliyoruz. Halbuki yapılması gereken şey şudur. Yani eğer bu kırmızı çizgi, İsrail'in bu kırmızı çizgisiyle bizim kırmızı çizgilerimiz birbiriyle çatışmıyor mu? Evet, çatışıyor. O halde neden bu konu gündeme getirilip de bu bizim güney toprak topraklarımızı, şehirlerimizi de içine alan bir arz-ı mev'ud talebi neden İsrail ile görüşülmez, konuşulmaz ve bu konunun çözülmesi için neden bir çaba içerisine girilmez? Yani Tel Aviv ile hemen normalleşme adımları atılmamasından yanasınız bu noktada. Yani elbette ki normalleşme eğer sadece emperyalizmin bize dayattığı şeylerin kabulü anlamına geliyorsa böyle bir normalleşmeyi biz asla kabul etmemeliyiz. Ama bu normalleşmede eğer bu emperyalist amaçları yerine getirme, ele geçirme noktasındaki bu ileri sürülen argümanı biz tartışmadan bir normalleşmeye girecek olursak bu mutlak surette bizi önümüzdeki dönemlerde de kayıplara dönüştürecek ve yeni bölünmelere, yeni parçalanmalara ve hatta İsrail'in ne paralel ona bir kardeş, bir terörist devlet yapılanmasına da imkan verebilecek bir zaafa bizi yükar edecektir. Hocam bir virgül koyalım isterseniz, devam edeceğiz. Bir de Sayın Takiye'ye dönelim. Tekrardan devam edeceğiz. Sayın Takiye, siz de tabii Filistinli olarak yakından takip ediyorsunuz olayı. Her yıl tekrarlanan bir olay bu. Özellikle Ramazan ayında çok fazla artıyor ama İsrail saldırılarını her ay devam ettiriyor baktığımız zaman. Kınamakla yetinmek ne kadar doğru? Sizce Filistin'de birçok örgüt var tabii bu noktada İsrail'e karşı mücadele eden. Bunlar neden birleşmiyorlar? Aynı noktada neden bir araya gelip İsrail'e karşı birlikte mücadele etmiyorlar? Sizin bu konuda görüşleriniz nasıl? Evet, yeniden sizlere teşekkür ediyorum. Değerli konuklarımıza da selamlarımı da iletiyorum. Filistin konusunda eğer meselenin asıl ve temel olan noktasına dönecek olursak, Filistin'in icgal etmesi bir ümmetin sakta düşmesi ve bir ümmetin ortadan kaldırmasının bir sonuçlarından birisi olarak ortaya çıkmıştır. Ve Batıları, emperyalizm güçlerin bölgemize ve bölgemize yönelik var olan icgal girişimlerin bir başlangıcı, bir yeni şeklinin başlangıç olarak değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü işgaldi İsrail'in kurulduğunda şu zamanlarda ne zaman ve o ortam nasıl bir ortam, bu oluşum ve bu anormal olan, ülkeye yabancı olan bir oluşum nasıl yerleştirildi? Ona döndüğümüzde, baktığımızda işgaldi İsrail'in o zamanların ve o dönemlerde var olan şartlar ilk olarak ümmet anlamı ve ümmet ruhu bir Müslüman altında bir imparatorluğumuzun vardı ve bir Osmanlı devletimizin vardı. Sorunlarımız kesinlikle de vardı. Ancak o birlik, o birleştirdiğimiz şeklin yıkıldıktan sonra bu icgala hayata geçmesi ve bu icgala ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yani icgal devletinin kuruluşunda Müslümanların
zaafını kullanılmış durumdaydı. Ve bu Müslümanların parçalanması, Müslümanların ve hatta dünyadaki var olan sistemin parçalanması ve adil olmayan bir sistemin kurulmasıyla birlikte bu adil olmayan sistemin arkasındaki duran güçlerin bir icgal projesi olarak ve bu parçalanma ve parçalanmış durumu sürdürebilmek için ve Müslümanların bir araya gelmemesi için bölgelerinde yani yerleştirilmiş bir hançer ortaya çıkmıştır ve bu hançer icgalci İsrail olarak görülmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bu icgalin bu temele döndüğümüzde ümmetin birleştirecek ve ümmetin bir araya toplanacak ve bu dünyadaki var olan sistemi adil bir sisteme getirecek olan mesele bence Filistin ve Kudüs meselesinden başlıyor. Gelenek bu bugünlerde yaşanan saldırılar aslında yeni bir şeyden bahsetmek mümkün değil. Biz aslında bu saldırılar 1917 Osmanlı Devleti'mizin yıkılmasıyla birlikte başlamadı. O yıkımdan önce 100 sene önce bu işgalin fikriyle birlikte bölge yönelik var olan yeni işgal adımı ve yeni işgal planı kurulduğundan beri başlamış bir saldırıdan bahsediyoruz. İşgalci İsrail, az önce Hoca bahsetti. İşgalci İsrail orada Filistin'de ve Müslümanların hakimiyetinde, himayesinde tamamen barış içinde hem Müslümanlar, hem Hristiyanlar, hem Yahudiler yaşıyordu. Oradaki Yahudiler bir topluluk olarak bulunuyordu. %3'ten azdı. %3'ten %90'ı ve oradaki o toprakların %90'ı işgal etmekle sınırlı kalmadı. Ve bu binan Yahudileştirme, insanların her geçen gün bu Filistinlerin, bu toprakların yeni bir parça almasıyla birlikte devam eden bir işgal, devam eden bir saldırıdan bahsediyoruz. Ramazan'da özellikle son yıllar ve son özellikle 2004 yılından bu yana Ramazan'da bu saldırıların artmasını şu nedenle artırılıyor. İşgal devletindeki dini siyonizm dediğim şey ve oradaki yeni bir kavramda hem dini siyonizm bir özellikle Trump'in gelmesiyle dini siyonizm daha güçlü bir hale gelmesiyle birlikte ve Ramazan ayında onların özel günleri Ramazan ayına denk gelmesiyle birlikte Ramazan ayında daha sıcak bir saldırılara karşı kalmaya başladık o tarihten bu yana. Ancak bu saldırılar az önce dediğim gibi devamlı bir saldırılardır. Buna karşı devamlı bir direniş olmalı. Sadece bir Filistinlilerde değil, bir ümmet, bir insanlık direnişi olmalı. Çünkü Filistin eğer farklı boyutlar bakacak olursak ve farklı açından farklı bakış açısından bakacak olursak hem insani hem dini hem hukuki bir meseledir. İnsani bütün insanların dünyadaki var olan insanların meselesidir. Çünkü orada anormal bir şey var. İşgalden bahsediyoruz. Bütün insani temellere aykırı bir durumdan bahsediyoruz. Dini konusu gelecek olursak oradaki Müslümanların ilık kıblası, Müslümanların inandıkları Kur'an'ın bir parçası Allah'ın barakatı kıldığı topraklardan bahsediyoruz. Son olarak hukuki bir meseleden bahsediyoruz. Oradaki bir toplumun, bir halkın yok gitmesinden bahsediliyor. Oradaki bu halkının yok gidilmesi üzerinden kurulmuş ve inşa edilmiş yasa dışı bir devlet, bir oluşumdan bahsediyoruz. Yani Filistin bir boyut, bir tamam bir bütün olarak bakılmalı. Sadece bir İslami dava olarak baktığımızda bir eksiğimiz olmuş oluyor. Tamamen hem insani, hukuki ve dini bir dava olarak değerlendirilmeli. Bunu baktığımızda Filistin'deki yapılması gereken ve çözüm yönüne daha sağlıklı bir şekilde düşünmüş olabiliyoruz. Peki Sayın Takiya, sizce Filistin sadece Ramazan ayında ve İsrail saldırı yapıldığında mı akıllara geliyor? Yoksa normalde de bir Filistin davası sizce böyle bir mücadele var mı İslam ülkeleri açısından? Yoksa sadece Ramazan ayında ve İsrail saldırdığı zaman mı Filistin davası gündeme geliyor? Maalesef en büyük
bir ümmet olarak, ben sadece bir Filistinli olarak düşünmüyorum, bir insan olarak, bir ümmet olarak adil bir sisteme uygulayabilmek için çalışan bir gazeteci olarak bunu söylüyorum. Filistin'in saldırıldığı ya da Filistinlilerin katledildiğinde Filistin'e konuşmak aslında işgalcilere destek sağlamak. Çünkü Filistin devam eden bir işgal var ve bu işgala karşı süreklilik bir şekilde, planlamış bir şekilde devam eden bir çalışmalar, bir takım çalışmalar olmalı. Bu olmadıkça, bütün bunlar olmadığı için Filistinliler daha fazla acı çekiyorlar. Oradaki insanlar daha fazla sorunlar içinde boğuşuyorlar. Oradaki işgalciler daha vahşi bir şekilde saldırmaya da çalışıyorlar. Bu karşında artık bugün konuşuldu. Birkaç ay boyunca sessiz kalınacak. Bu kalındıktan sonra bu aylar içinde işgal durmuyor. Her geçen gün yeni adım atmaya çalışıyor. Her geçen gün daha vahşi bir şekilde saldırmaya çalışıyor. Ama bunu gören, bunu konuşan bir dünya, bir ümmet, bir hukuki kuruluşlar olmadıkça sessiz bir şekilde bunu gerçekleştiriyor. Sesli olduğunda stratejikleri farklı bir şekilde geri adım atıyorlar. Bir şekli olarak geri adım atılıyor. Ondan sonra ümmetin hamasi gittikten sonra, bu heyecanı gittikten sonra, bu olaylılık meselesi, yani Filistin'de olay olduğunda konuşmak kesinlikle bir yanlıştır. Şimdi gelelim ki Filistin'deki, az önce Filistin'deki kısımlardan ve örgütlerden bahsettiniz. Bunu Filistin'de kesinlikle bir siyasi olarak oradaki bir bölünme yaşanıyor. Siyasi bir sistem, tek bir çatı, bütün Filistinliler temsil eden bir siyasi yapımı olmadı. Net bir şekilde bunu söyleyebiliyoruz. Gönül rahatıyla bunu söyleyebiliyoruz. Son bu yolunda ve Filistinlilerin uzlaşması için ve bir araya gelmesi için son atılan adım Cezayir'de da atıldı. Ve bunların üzerinden aslında yapılması gereken çok birliydi. 3 sene önce İstanbul'da toplanmış olan Filistinli gruplar ya da Kahire toplanmış olan Filistinli gruplar seçime gideceğiz diye anlaşmada ve uzlaşmada buluştular. Sonra bunu siyasi olarak sadece siyasi boyutunda kalmış bir parçalanma diyebiliyoruz. Bir temsil eksikliği diyebiliyoruz. Oradaki Filistin'deki ve yönetimindeki Sayın Mahmut Abbas'ın ve onunla birlikte olan kısmı bu seçimi reddetti ve erteledi ve o tarihten, yani geçmiş bu ayrılma, bu parçalanma çıktığından beri bu bahaneyle hep her seferinde bu seçimler erteleniyor, seçime gidilmiyor. Sonunda bir yönetimin kararı, bir yönetimin kararnamesiyle gidilmesi gereken ve atılması gereken bir adım. Evet. Ancak bunu bunu söyleyeyim, bitiriyorum. Bütün siyasi gruplar işgalcilere karşı, işgalci İsrail'e karşı dirilişin çatısı altında Filistin tek bir vücut olarak duruyor ve tek bir çatı altında işgalcilere karşı duruyorlar ve bunu hayatlarında, dirilişlerinde ve Kudüs'te, Filistin, Gazze'de, Batı Şeria'da, 48 topraklarında bunu tek bir vücutta işgalci İsrail'e karşı direnmeye devam ediyorlar. Sadece bunu siyasi boyutunda, çok önemli bir boyut aslında, çok önemli bir alan, siyasi alanında bu birleşme, bu tek bir çatı altında oluşumlarını yansıtmış durumda değil. Bunu zamanla farklı şartlar değişmesiyle birlikte bunu uygulanacağını düşünüyorum ama çok uzun bir zaman oldu bu siyasi boyutunun düzenlemesi, siyasi evinin düzenlemesi. Umarım en yakın zamanda düzenlemiş olur. Sayın Takaya, ben de zaten tam Mahmut Abbas yönetiminden bahsedecektim. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi aslında Doğu Kudüs'ün kurtuluşundan bahsediyor. Doğu Kudüs'ün başkenti olan bir Filistin devletini kurma mücadelesinden bahsediyor ama sizce Doğu ya da Batı diye ayırmak doğru bir tabir mi? Aslında Mahmut Abbas yönetimi ne kadar Filistin halkını burada temsil ediyor, ne kadar Filistin davasını temsil ediyor, bunu soracaktım. Evet, aslında Doğu ya da Batı Kudüs'ten bahsetmek kesinlikle doğru değil. Sonunda tek bir Kudüs'ten bahsetmek gerekiyor ve oradaki 48 dubraklarında, Batı Şeria'sı da, Gazze'si de, Kudüs'ü de
tamamen işgal edilmiş Filistin topraklarıdır. Ve bu işgal edilmiş Filistin toprakları Filistinlilerin en temel hakkı ve onu geri alma, oraya geri dönme, oradaki yaşama, özgürce bir şekilde yaşamalarını sürdürme Filistinlilerin en temel haklarıdır. Kesinlikle bu algı operasyonlarda, bu siyasi yanlış atılan siyasi ve yanlış atılan adımlarla artık bir biz Doğu Kudüs'ten ya da Batı Kudüs'ten bahsetmeye başlandı. Bu tamamen yanlıştır ve işgal İsrail'in uyguladığı, başlattığı algı operasyonun bir başarı olarak görüyorum. Aslında Filistin tamamen işgal edilmiş topraktır ve Filistin tamamen %100 işgal altında. Eğer Gazze'den bahsedecek olursak, yani Gazze içinde işgal askerleri bulunmuyor ama tamamen kuşatma altında alınmış bir Gazze'den bahsediyoruz. Batı Şeria ise Batı Şeria'da oradaki parçalanmış bir Filistin topraklarından bahsediliyor. Mahmut Abbas'ın hakimiyetinde olan toprak Mahmut Abbas'ın bulunduğu mekandan 100 metre dışarıda bir hakimiyet yok. Öyle bir hakimiyet söz konusu ve işgal İsrail'in Mahmut Abbas'ın yönetimindeki ve var olan o güvenlik teşkilatının yönetimindeki ve himayesindeki olan bütün yerlere basıyor. Oradaki Filistinler öldürüyor. Sokakların ortasında infaz ediliyorlar. Oradaki bir hakimiyet söz konusu hiç doğru değil. Sonunda Mahmut Abbas BM tarafından düzenlenmiş bir toplantıya katılacak olursa işgal devletinde izin alıp o sınır kapısından ya da o kontrol noktasından geçmek zorunda kalıyor. Ve işgal devletinden izin alınmadan hiçbir yere gidemiyor. Evet, teşekkür ederiz Sayın Takiya. Şimdi Sayın Reyhan, sizinle devam edelim. Tabii burada İslam dünyasının yeterliliğinden bahsettik. Sizce böyle bir birlik kurulabilir mi İslam dünyasında? Siz zaten birleşen ülkelerden bahsettiniz, destekleyen ülkelerden bahsettiniz ama bir birlik kurulur mu yakın zamanda, eylemli bir birlik? Şimdi kurulması için bütün koşullar oluşmuş durumda. Hı hı. Yani az önce de onu ifade etmeye çalıştım. Yani eskiden diyelim Arap dünyası içerisinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Ürdün gibi bazı ülkeler hep Amerika'nın geleneksel müttefikleriydi. Hı hı. Ve diyelim İsrail'le de ilişkilerini belli bir seviye içerisinde sürdüler. Hatta hatırlayın Trump göreve geldiği zaman bu Arap ülkeleriyle Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkileri daha da genişledi. Bir takım anlaşmalar da yaptılar. Hatta hı hı. İsrail de buna katıldı falan. Fakat son bir yıldır baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor. Yani Arap Yarımadası'ndaki ve bölgemizdeki bütün geleneksel Amerikan müttefiklerinin ve doğal olarak İsrail'in de sorunsuz bir hayat sürdüğü ülkeler birer birer o Amerikan denetiminden kopuyorlar. Hı hı. Ve Çin'le yaklaşıyorlar, Rusya'yla yaklaşıyorlar. Petrol fiyatlarının belirlenmesi noktasında Amerikan denetiminin dışına çıkıyorlar. Dolayısıyla bu ne demek? Bu dünyada kurulan yeni dengenin, yeni dengeyi anlayarak ancak Filistin sorununun çözülebileceği anlamına geliyor. Hı hı. Yoksa eski ezberlerimizde kalırsak, yani İslam dünyası iflah olmaz, İslam dünyası işte uyanamıyor, İslam dünyası cahil, İslam dünyası işte kavgalı falan. Bugüne kadar belki bir oranda bunlar gerçekti. Fakat bugün Şiilerin diyelim lideri olan İran ile bu Arap dünyasının lideri pozisyonunda olan Suudi Arabistan'ın el sıkıştığı, barış görüşmeleri yaptığı ve yakın bir zamanda belki işbirliğine gidecekleri bir süreçten bahsediyoruz. O açıdan buna Çin'in yükselişini, Rusya'nın Amerika ve emperyalizme karşı direnişini, Suriye halkının 12-13 yıllık direnişini de kattığınız zaman İsrail'i diyelim yalnızlaştırmak ve o bağımsız Filistin devletini kurmak için şartların elverişli olduğu görünüyor. Burada Türkiye ne yapabilir? Türkiye hem diyelim nüfusuyla hem yapısıyla gelişmişliğiyle her yönden
bu sorunun çözümüne önderlik etme kapasitesine sahip bir ülke. Burada tabii mevcut iktidarın, mevcut hükümetin bu ikircikli tavırları bu sorunun çözümünde de tam bir güven vermeyen bir ülke görüntüsü çiziyor Türkiye açısından. Neden? Mesela 13 yıldır biz İsrail'le savaşan Suriye'yle savaşıyoruz. Bakın Suriye İsrail'le savaşıyor. Bu Ramazan ayında İsrail yalnızca Filistin'e saldırmadı. Yalnızca Mescid-i Aksa'ya saldırmadı. Aynı zamanda Şam'a saldırdı. Zaten düzenli olarak saldırıyor. Yani bir yandan DAEŞ saldırıyor. Bir yandan işte PKK-PYD ülkeyi bölüyor, Suriye'yi bölüyor. Ama bir yandan da İsrail saldırıları devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye 13 yıldır İsrail'e düşman olan bu yönetimin düşmanı. Şimdi yeni yeni bir şeyler düzeltilmeye çalışılıyor. Fakat orada da hala işlerin ağır aksak gittiğini görüyoruz. Hatta bir de böyle bir ortam içerisinde biz tutuyoruz İsrail'le normalleşiyoruz. Normalleşme adımları atıyoruz. Bakın İsrail'le normalleşme hızımız mesela Mısır'la normalleşme hızımızdan daha yüksek. İsrail'le normalleşiyoruz, Suriye'yle normalleşemiyoruz. Hala işte Dışişleri Bakanları'nın yardımcıları, önce onların adamları, onların üstündeki adamlar, ondan sonra onların üstündeki adamlar falan gibi tuhaf kategoriler icat ederek işi yürütmeye çalışıyoruz. Ya da doğrudan diyelim Türkiye Suriye'yle sorunlarını çözebilecekken araya işte Rusya'yı koyarak falan bu işleri yapmaya çalışıyoruz. Halbuki o bizim komşumuz. Dolayısıyla meseleye bence Suriye'den başlamalıyız. Çünkü Türkiye'nin Suriye'de atacağı adım Türkiye'nin diğer ülkeleri harekete geçirme kabiliyetini de etkileyecektir. Üstelik Suriye ile ilgili atacağımız adım yalnızca hani Filistin halkına destek, İsrail'in yalnızlaştırılması anlamında değil. Örneğin yine İsrail'in bir projesi olan, Amerika-İsrail projesi olan o Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneydoğusunda bir Kürdistan kurma ya da İran kuzeyine, İran'a kadar uzanan o Kürt koridoru denen ikinci bir İsrail kurma planını da engelleyecek en önemli adım. Yani Türkiye ile Suriye anlaştığı zaman Kürdistan olmaz. PKK teslim alınır ve oradaki bütün terör örgütleri temizlenir. Yine Türkiye'nin Suriye ile işbirliği, yine Filistin'le işbirliği Doğu Akdeniz'de de İsrail'i yalnızlaştırır. Biliyorsunuz İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi sürekli Doğu Akdeniz'de tatbikatlar yapıyor. Üstelik bu tatbikatların konuları, senaryoları, Tevrat'tan alınan bir takım hikayeler, Nemesis gibi, Nobildina gibi, İsrail'den ya da Yunan mitolojisinden alınan bir takım senaryolar ve hani Türkiye'den intikam almaya yönelik, Türkiye'yi işgale dönük bir takım senaryolar. Dolayısıyla Suriye'de Doğu Akdeniz'e kıyısı olan bir ülke, Suriye'yi yanımıza almamız, Filistin'i de yanımıza almamız demek. Filistin de diyelim Doğu Akdeniz'e açılan bir ülke, bir devlet. Yani bölgenin güvenliği açısından çok önemli. Çok önemli. Zaten bakın tablo şu. Bu meseleleri tek tek ele aldığımız zaman hiçbirini çözemiyorsunuz. Mesela Filistin konusunu tek başına ele alın. Çözümsüz bir konu. Fakat bir cephe içerisinde ya da böyle bir stratejik cepheleşme içerisinde bunu ele aldığınız zaman o zaman başka bir tablo çıkıyor. Yani emperyalizm ile gelişen dünya hangi noktalarda çatışıyorsa o çatışan noktaları birleştirmek gerekiyor. Nerede çatışıyor bugün? Mesela Donbas'ta çatışıyor, değil mi? Kırım'da çatışıyor, Karabağ'da çatışıyor, Filistin'de çatışıyor, Suriye'de çatışıyor. Türkiye açısından bakarsanız işte PKK'nın işte bölücü faaliyetlerinde Suriye'nin ve İran kuzeyinde çatışıyor. Doğu Akdeniz'de Yunanistan bir Amerikan üstüne döndürülmüş durumda. Kıbrıs konusunda çatışıyoruz. İran'da bir takım ayaklanma denemeleri oluyor ve bu mesele Tayvan boğazına kadar, Çin'e kadar uzuyor. Dolayısıyla bunların hiçbiri ayrı cepheler değil. Bizim iddiamız bu. Tek bir cephe var. Yani Tayvan boğazından başlayın, Donbas'a kadar bir cephe var ve bu cephede işbirliği, bu cephede yer alan ülkelerin işbirliği bütün bu sorunları çözecek şeydir, kuvvettir. Bu yalnızca
İslam dünyasıyla da sınırlı kalmıyor. Dünyanın diyelim Atlantik dışı, NATO dışı, Amerikan etkisi altında kalmayan bütün büyük güçlerini, Çin ve Rusya buna dahil, İran dahil, hatta Hindistan yeni yeni Amerika'ya karşı tavırlar almaya başladı ve cesur tavırlar sergiliyor. Dolayısıyla Filistin bu çözümün, ya yani mesela Donbas Rusya'nın olacak. Zaten Rus. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bunun karşılığında tanınacak bütün bu ülkeler tarafından. Bütün ülkeler Filistin'i bir devlet olarak tanıyacak. Aslında büyük bir kazanım var ortada. Herkes, bütün bu ülkeler Tayvan diye bir devletin olmadığını, bir kukla rejim olduğunu ve oranın Çin toprağı olduğunu tanıyacak. İran'ın toprak bütünlüğünü herkes tanıyacak ve orada Türkler ya da Kürtler üzerinden yapılan her türlü ayrılıkçılığa karşı çıkacak. Dolayısıyla böyle, ve Doğu Akdeniz'de diyelim, bütün bu ülkeler ve onların diyelim donanmaları, güçleri, oradaki Amerikan, İsrail, Yunan, Güney Kıbrıs saldırganlığına karşı tek bir kuvvet olacaklar. Böyle baktığınız zaman Filistin sorunu çözülür. Ama işte Müslümanlarla Yahudilerin sorunu, efendim İsrailli yerleşmecilerle oradaki Filistinlilerin sorunu, Araplarla İsraillerin sorunu gibi meseleyi daraltan bir biçimde baktığımız zaman, o zaman o sorun orada kalıyor. Ve o zaman dünya açısından elbette yani insan olanın içini parçalayan görüntüler, bir mabede yapılan ya da bir insana yapılan saldırı, hele hele onun kutsal gününde, kutsal mekanında yapılıyorsa kesinlikle kabul edilemez. Ama bu meseleyi dünya çapındaki bu kamplaşmanın içerisine aldığınız zaman dünyanın, insanlığın emperyalizmden kurtuluşu, siyonizmden kurtuluşu mücadelesinin bir parçası halinde gördüğünüz zaman çözüm yaklaşmış oluyor. Evet, tabii size Mahmut Abbas yönetimini de soralım. Sizce doğru bir tavır mı sergiliyorlar burada Doğu Kudüs diyerek ya da Doğu Batı diye ayırarak? Filistin halkını gerçekten burada temsil ediyorlar mı? Sizin gözlemleriniz nasıl? Şöyle, tabii ki temsil ediyor. Yani biz şimdi Filistin'de, yani Filistin Kurtuluş Örgütü de, Hamas'ta, İslami Cihat'ta, diğer başka direniş grupları da, biz onların hepsine aynı mesafedeyiz ve o Filistin halkının kendi sorunu. Yani biz burada böyle Filistin halkının ya da Filistinli örgütlerin içerisindeki sorunları, çelişkileri, ayrılık noktalarını, onların arasındaki ayrılık noktalarını bulacak değiliz. Yani bunu biz Türkiye'den bakarak yapmayı, başka bir ülkenin iç işlerine ya da çelişkilerine müdahale etmeyi parti olarak, sadece Filistin'e değil dünyanın geri kalanını da çok sağlıklı bulmuyoruz. O gelenek de, yani Filistin Kurtuluş Örgütü geleneği de 1960'lardan itibaren İsrail'e karşı yoğun mücadeleler vermiş önemli bir gelenektir. Ve diyelim konunun Birleşmiş Milletler'e taşınması, orada bazı kazanımlar elde edilmesi, bazı kararlar çıkartılması noktasında da önemli katkıları olmuştur. Bugünkü çizgileri ayrı bir tartışma konusu ama bizim bugün bütün Filistinli grupları bir araya getirilme... Bütüncül, birleştirici. Zaten orada da böyle bir mekanizma var. Yani bunlar arasındaki bağlar kopuk değil. Yani Filistin hükümeti ile diyelim Gazze, işte Hamas, İslami Cihat, bu bölgeler... Yani oralardaki şeyler de kopmuş değil. İlişkiler de kopmuş değil. Zaten... Kopması da Filistin halkı için felaket olur. Tam tersine hem bugün Filistin'deki iş başındaki yönetimin hem de diğer direniş gruplarının hem bütün İslam dünyasının Şiisiyle, Sünnisiyle hem de bütün gelişen Atlantik dışı dünyanın Güney Amerika'dan, Afrika'dan Asya'ya kadar birleşmesi lazım ki bu sorun çözülsün. Yoksa buralarda ayrılıkları kaşırsak o zaman Filistin halkına iyilik yapmış olmayız. Birleştirici güçten tabii, yanasınız. Tabii. Teşekkür ederiz. Efendim şimdi bir araya gideceğiz. Aranın ardından çözüm önerilerini konuşacağız. Gerçekçi çözüm ne? Kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Evet.
Evet efendim, Dünya Kudüs Günü özel yayınımız devam ediyor. Filistin'de gerçek çözüm önerilerini konuşuyoruz. Kimlerle konuşuyoruz? Konuklarımı tekrardan hatırlatayım. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan'la, Muhammed Nurdoğan Profesör Doktor Akademisyen ve Filistinli gazeteci Muhammed Ebu Taka ile birlikte konuşmaya devam ediyoruz. Çok önemli konular tabii. Çözüm önerileri ne? Gerçekçi çözümler ne Filistin'de? Çünkü her Ramazan ayında evet İsrail saldırıyor, kınamakla yetiniyor bazı ülkeler. Türkiye de kınamakla yetiniyor bu noktada. Hükümetten yapılan açıklamalar bu yönde. Ama gerçekten çözüm ne? Çözümün bir an önce somut adımların atılması adına, çözümün bir an önce olması adına neler yapılması gerekiyor? Hepsini konuşuyoruz. Sayın Doğan'da kalmıştık, Sayın Hocamız'da kalmıştık. Hocam şimdi sizce gerçek çözüm önerisi ne bu yönde? Nasıl adımlar atılmalı? Evet, İslam dünyası bu noktada tam birleşici adımlar atamıyor ama çözümünüz ne? Şimdi çözüm için bir genel anlamda, global anlamda bir çözüm gerekiyor. İkincisi de özel anlamda, yani Filistin bağlamında neler yapılabilir, bunu gündeme getirmemiz lazım. Yani bakıldığında esas itibariyle ona arz etmeye çalıştım ki Filistin sorunu bütün sadece İslam dünyasının bir sorunu değil, aslında bunun bir insanlık sorunu olduğu konusunu önce biz bilincimize yerleştirmemiz gerekiyor. Yani bu konuda çok ciddi bir iradeye sahip bulunmamız bu olay emperyalizm ve insanlık arasındaki bir mücadeledir. Ve asla bunu bir belki dine, bir mezhebe veya birkaç mezhebin meselesine yahut da bir toprak parçasına indirgememek icap ediyor. Bu aslında tarihin en eski dönemlerinden beri süre gelen, devam eden insanlık ile insanlık güçlerin, yani bunlar şeytani güçler, bir mücadelesidir ve bu kıyamete kadar devam edecektir. Aslında bu hayatın, coğrafyanın, siyasetin, kültürün, medeniyetin meselesidir. Bu mesele bizi bilinç açısından evrensel bir düzleme yükseltme zorunluluğunu gündeme getiriyor. Yani biz eğer meseleye sadece bir dinin özelinde veya bir coğrafyanın özelinde yaklaşacak olursak yeni sorunlarımızı çözme imkanı bulamayız. Bunu bütün insanlığa mal edecek bir gücü, bir politik gücü, bir söylem gücünü kendimizde bulamayız. Dolayısıyla bütün insanlığın vicdanını bizim mücadelemizde yanımızda bulamayız. Bu bakımdan bir defa biz İslam toplumları olarak çok ciddi bir şekilde evrensel bilince kendimizi taşımamız lazım. Şimdi mesela Muhammed Bey, Filistinli gazeteci akademisyenimiz, ümmetten bahsetti. Evet, doğrudur. Ümmet kavramı aslında din gibi, İslam gibi çok temel kavramların tarih içerisinde maalesef içleri boşaltılarak vulgarize edilmiş halleriyle bugün bizim gündemimizde bulunuyor. Dolayısıyla bu kavramların içleri boşaltıldığı için hemen hemen dinin bütün kavramları maalesef bu vulgarizasyona, bu indirgenmeye uğramış ve dolayısıyla bizde bir bilinç boşalması söz konusu olmuştur. Esasında bahsettiğimiz bir önceki konuşmamda ifade etmeye çalıştım. Yani bütün elçilerin, Allah Resulü'nün getirdikleri vahiy kaynaklı tırnak içerisinde din, insanlığın temel
argümanlarını kapsayan, evrensel bilince insanı taşıyan ve hatta bütün insanlığı kardeş ilan eden, bırakın sadece insanlığı, madde dünyasını, havayı, suyu, güneşi, ateşi, efendim hayvanları, bitkileri dahi büyük evrensel kardeşlik dairesi içerisinde müdahale eden bir anlayışa sahiptir. İslam'da din denildiği zaman, bakın bir ayetten bahsetmek istiyorum. Bir ayette Kur'an'da buyuruyor ki, siz Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorsunuz ki yerde ve gökte bulunan her şey ister istemez ona teslim olur. Yani denilen şey şu, Allah'ın dini nedir diye sorulacak olursa bunun cevabını yine Kur'an verir. Diyor ki gökte ve yerde bulunan bütün madde dünyasını, bütün evrensel bileşenlerin teslim olduğu, uyum sağladığı evrensel kozmik düzen. Bu düzen, işte din denilen şeyin temelinde bu anlayış yapıyor. Bu bakımdan bir Pakistanlı alim Mevdudi bir kitabını okumuştum bir zamanlar. İslam diye küçük lise öğrencilerine yazmış olduğu bir kitapta. Bu ayetten bahsederek diyor ki, bak çocuğum diyor, Allah diyor ki gökte ve yerde bulunan her şey ona teslim olmuştur. Yani barışa girmiştir, teslim olmuştur. Dolayısıyla sen de ve ben de, insanlar da gerek maddi dünyalarıyla zaten teslim olmuştur. Ama psikolojik, sosyolojik ve düşünce dünyamızda da, aklımızla, kalbimizle de o evrensel teslimiyet yasasına, kozmik düzene uyum sağlayacak olursak, o zaman biz gökle, yerle, havayla, suyla kardeş oluruz. Dolayısıyla bakın, ümmet kelimesinde bu kadar gerçekten çok yüksek, böyle basit sadece Müslümanların kardeşliği gibi mütalaa edilemeyecek derecede yüksek, geniş ve ufki bir yaklaşımı gündeme getirir. Aslında yani eski kitaplarda da bu yazılır. Ümmet kavramı, ümmeti dave, ümmeti icabe diye ikiye ayrılır. Davet edilmiş ümmet bütün insanlıktır. Zaten ümmet kelimesi yani anneden etimolojik olarak doğar ve anne, bir anneden doğmuş insanların kardeşliği olarak elbette ki bütün insanlığı kapsayan bir anlama doğru genişlemektedir. Şimdi biz onu sadece Müslümanlara ait bir kardeşlik çerçevesine indirgeyecek olursak, bu kavramın din gibi, İslam gibi kavramlarında ideolojileştirmiş olur. Yani din ideoloji haline gelmemelidir. İdeoloji haline gelince bu sefer farklılaşma ortaya çıkıyor ve buradan da bölünmeler doğuyor. Dolayısıyla şimdi hatta mesela bizim tartıştığımız bu meseleyi ele alırken şeyden bahsettik. Siyonizm ile Yahudilik arasında nasıl bir ilişki bulunmalıdır? Ben bunu Lütfü Etrahit kardeşime sordum. Dinler tarihi uzmanı. Çok güzel izahlarda bulundu. Dedi ki esasen Siyonizm dinin ideolojileştirilmiş bir şeyidir. Yani daha doğrusu Siyonizm esas itibariyle Yahudiliğin temel referans kaynağı olan Tevrat'ta aykırı bir ideoloji olarak geliştirilmiş. Ya bizde de mesela İslamcılık, dincilik, ümmetçilik kavramları ve buna benzer kavramlar dinin evrensel bağlamdan kopartılıp dar ideolojik kalıplara dönüştürülmektir. Bu da evet, bu işte sadece İslam dünyasını
parçalamakla kalmıyor. Aslında tüm dünyanın bilinç dünyasını bölüyor, parçalıyor, ötekileştiriyor. Kendi içerisinde, hatta bakın biraz önce bahsedildi, Filistinli grupların içerisinde bile bu anlamda bölünmeler yaşanıyor. Gerek Türkiye'de gerek de İran'da. Ben İran'da bu konuyla ilgili birlik ve beraberlik için, yani büyük birlik çabasıyla ilgili birçok toplantılara katıldım. Ve ben burada hep bunu söyledim. Eğer siz Şiicilik yaparsanız, biz de Sünnicilik yaparsak, bu İran ve Türkiye arasındaki dar taklif diye bir durumları var İran'ın. Yani kardeşlik, beraberlik için. Bu asla mümkün olamaz. Yani siz eğer Şiiliğe çağırırsanız, biz de Sünniliğe çağırırsak, o zaman burada bölünme kendiliğinden hasıl olacak. Yani hocam acilen birleşmemiz gerekiyor diyorsunuz. Evet, evet. O yüzden de ben bir program önererek gittim İran'a ve Türkiye'deki yaptığım konuşmalar, ki bu konuda tabii linçe de uğradı maalesef. Yani ısrarla ve ısrarla din denilen o gerçekten bütün insanlığı birleştirmek için gündeme getirilmiş olan bu çerçeveyi bir küçük küçük parçalara ayırarak mezhepler bağlamına, bırakınız ondan sonra tarikatlar ve hatta cemaatler bağlamına indirgediğimiz zaman Kur'an'da açık söylüyor bunu. Diyor ki onlar dinlerini parça parça ettiler. Her parça kendisiyle sevindi. Ey peygamber, senin o insanlarla bir alakan yoktur. Yani dinlerini parça parça, gizip gizip, şia şia bölüp parçalayanlar aslında... Hocam? Ve bu sefer bundan nasibi, işte siyasi, hatta şeylerin varlığımızın olması gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Şimdi mesela işte Siyonizm de gerçekten bu dinin ideoloji haline getirilmesi kaynaklı beşer müdahalesiyle Kur'an'daki ilahi ve evrensel ki Tevrat'ta da İncil'de de bu öz var. Bu öz aslında insanlığı büyük birliğe götürecek iken maalesef ideoloji kalıbına indirgendiği zaman bu artık bir birlik ve beraberlik olmaktan çıkıyor. Hatta parçalarının bölünmenin bir aracı haline dönüşüyor. Şimdi ben olayları ben özel bağlamda bu Filistin davası üst bağlamında yapacak nasıl bir çözüm bulabiliriz? Burada biraz önce ifade edildiği gibi gerçekten İslam toplumları artık belki de bu evrensel bir arama bilincini yavaş yavaş entelektüellerde, toplumda hissettirmeye başlamasından sonra görüldüğü gibi biraz önce konuğumuzun ifade ettiği gibi Amerika'nın toplumları olarak, yani Suudi Arabistan'ın Çin aracılığıyla İran'la götürülmesi, efendim Mısır'ın keza Suriye ile normalleşme çabalarına girmesi ve burada belki Amerika'nın Batı'nın emperyal baskılarının altından kendilerini sıyırma ve dolayısıyla bir Asya ve Orta Doğu bilincin toparlanmaya doğru gitmeleri söz konusu. Türkiye de bu anlamda zaten bir vardır. Esas itibariyle Japonya'ya yaptığı savaş Amerika'ya yapılan bir savaş. Bunu çok açık. Doğu Bey de ısrarla söylüyor. Biz Amerika'yla çatışıyoruz. Dolayısıyla hatta İsrail
olan ilişkimiz de Amerika ile olan İslam toplumlarının ilişkisinden bağımsız ele alınan. Çünkü orada nasıl ki 1917'de, 1948'de Avrupa'da veren bir Yahudi meselesini çözmek için bizim Filistinli kardeşlerimizin topraklarını ya oraya göç ettirmek için baskı yaptılarsa ve sonunda burayı bir vatan olarak Rayklere teslim, sonra arkasından bizim diye bir ideolojiyi gündeme getirerek bu gerçekleştirdilerse, bugün aynı şekilde İsrail'e bir kardeş amacıyla Amerika ve Batı ısrarla ve ısrarla bu bölücü organizasyona inanılmaz destek de bulunuyor ve hatta açıkça onları silahlandırıyor. Binlerce tır silah vermek suretiyle bu İslam toplumlarını, Orta Doğu insanlarını, vatandaşlarını gasp etme amacını gerçekleştirme yolunda gayretini sürdürüyor. O zaman bize düşen şey ne? Hocam çok da kısa sürem kaldı. Toparlayabilirsek yavaştan diğer konuklarıma da son sözlerini alacağım. Buyurun. Bize düşen şey önce bu bilinç sıçramasını gerçekleştirmeliyiz. Mutlak surette aklı, bilmeyi, bilimi ve aydınlanmayı ön plana getirerek bir düşünce reformuna, dünya çapında, İslam çapında buna ihtiyacımız var. Buna paralel olarak da kendi siyasi organizasyonlarımızı, devlet kurumlarımızı da bu birleşmeye sevk edecek şekilde onları motive etmeye, onlarla ilgili olarak esasen bu bilinçli olan insanların baskı grubu oluşturarak çok ciddi çabalar göstererek kendi devletlerini büyük birliğe doğru yönlendirmeleri. Hocam çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim hocam. Sayın Takıya, sizinle devam edelim. Tabii zamanımız da kısıtlı, yavaştan toparlayabilirsek çok sevinirim. Sizce gerçek çözüm önerisi ne? Bir dahaki önümüzdeki yıl Filistin konusunu konuşmamak üzere gerçek çözümün bulabilir miyiz sizce? Bir daha Ramazan ayında saldırının olmaması adına, İsrail'in durdurulması adına gerçek çözüm ne? Yani gerçekten biz bunu temenni ediyoruz. Gelecek Ramazan'da bunu olmaması, ancak öyle gözükmüyor. Az önce ümmetten bahsettiğimizde Filistin davası bir insani, bir hukuki, bir ümmet meselesi dediğimizde ümmet bir bulunma ya da bir ayrılma, bir barışlanma amacıyla bahsedilmedi. Tam tersine ümmet birleştirme, bir tam bir ümmet ruhu birleştirecek suni ve şeyi birbirine girmeden ve girmeyen bir ümmetten, doğu ya da batı ya da sınır kavgası yapmayan bir ümmet ve olayın tam tersini bir okuma yaptığımızda, yani Filistin'in icgal edildiğinde ve icgal etmesine açan yolları tam tersinde okuduğumuzda kalıcı çözüm ve gerçek çözümü bulmuş olabiliyoruz. Yani diğer taraftan parçalayıp, saldırıp bu planlamayla Filistin icgal edildi. Bunu tam tersine okuduğumuzda Filistin'in, Kudüs'ün, imperializmin ve bu işgalcilerin, bu işgal aslında bu işgal bir imperializmin bir projesi de ve bu işgalcilerin bir projesi. Bunun bu projenin tehlikelerini, onun üzerinden bir farkındalık oluşturarak insanların bilinçli oldukça bunun daha bir birliği götürecek bir yol açacak ve birlik açısında ve insan bunun bütün insanlar, bu bölgenin avlatları bir araya gelerek Filistin için daha kalıcı bir çözüm olabilir. Ve ikinci olarak bunu toplama ve toplu bir şekilde ve birlik içinde bir planlama
sadece bir olaylık, az önce bahsettiğim bir olaylık meselesi bakmak tamamen doğru bir şekilde olmuyor. Yapılan olaylık, bir olay olduğunda yapılanlar değerlidir. Sinemalar da önemli, bir tabir göstermek de önemli. Ancak bunu toplum bir şekilde ve toplu bir şekilde birlik içinde bir planlama hale getirmesi gerekiyor. Kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli bir plan olmalı ve bunun gerçekleştirecek bir irade sahibi olması gerekiyor. Bir ümmet olarak, bir insan olarak, bir Müslüman olarak ve bunu tamamen hukuka yana ve haksızlığa karşı durmak isteyen bütün insanlara, bütün insanlar için bunu planlı bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Son olarak bunu süreklilik bir hale sürdürmemiz ve sürdürürsek bunu çok önemlidir. Ve bu aslında Filistin işgal edildiğinde oradaki bir işgal güçleri kurulmuştur ve bu işgal güçleri silahlandırılmıştır, eğitim verilmiştir ve bunların arkasında siyasi ekonomi, bütün destekler sağlanmış durumdaydı. Bunun tersinde oradaki Filistin'deki direnişin başarılı bir örnek, oradaki ortada bir örnek de var. Gazze'deki direniş 2015 yılında Gazze, yani Filistin %1'i temsil eden bir parçası bir feyli olarak ve Gazze içindeki bulunan işgal askerleri Gazze sınır dışına edilmiş ve oradaki Gazze Filistin'den bir ilk parça olarak özgürleştirilmiş hale getirildi. Bugünlerde bir kuşatma, bir sınır tabelerinde kuşatma altında olabilir. Ancak oradaki bir örnek de var. Bu örneğin üzerinden gidersek, oradaki dirilişe sahibi çıkarsak, her anlamda destek sağlarsak bir yani işgal devletini kurulduğunda nasıl bir destek gördüyse, yani oradaki Fransızlar başta olmak üzere, sonra İngilizlerin desteği, sonra ABD'nin desteği ve bütün batılı ülkelerin desteğiyle birlikte bu yola, bu işgale sürdürebilmişler. Bu işgal oluşumunu ulaşabilmiş ve kurabilmiş duruma geldiler. Oradaki direnişin bir ruhu var ve oradaki direnişin bir başarıları var. Bu başarıları desteklersek ve doğru düzgün bir şekilde ona sahip çeksek bence bir kalıcı çözümden bahsetmek mümkün olur. Ve Filistin için ve Filistinliler için bu acıların sona verecek bir adım atmış oluyoruz. Teşekkürler Sayın Takiya. Sayın Reyhan, sizinle devam edelim. Son 5 dakikamız kaldı. Şimdi Vatan Partisi Türkiye'de gerçek çözümleri ortaya koyuyor bu noktada. Kınamakla yetmez, somut adımlar atmak gerekiyor diyor. 3 aşamalı da bir planınız var. Bu plandan biraz bahseder misiniz? Gerçek çözüm ne burada? Biz şunu öneriyoruz. Hakikaten artık İsrail'in Filistin'e saldırıları, Filistin her bölgesine, yani Batı Şeria'ya, Gazze'ye, Ramallah'a, neresi olursa olsun Kudüs'e, bütün bu saldırılardan sonra Türkiye siyasetinde böyle bir dalgalanma oluyor. Efendim, İsrail saldırganlığını kınıyoruz falan filan ama bir yandan bakıyorsunuz, o kadar çok kanıksandı ki artık bir şekilde hayat devam ediyor bunun hemen arkasından. Türkiye'de diyelim seçimlere gidiyoruz. Hükümete bakıyoruz. Hükümet işte İsrail'le normalleşiyor. Hatta normalleşmenin ötesinde İsrail gazı acaba Türkiye üzerinden batıya satılabilir mi falan gibi ticari işlere bile kafaları yatıyor. Bir tarafa bakıyorsunuz, altılı masaya. Onlar zaten ABD ve İsrail'in siyasi yörüngesinde. Yani CHP'nin başını çektiği kesim. HDP zaten onların kuklası durumunda. Dolayısıyla laf salatası ile karşı karşıyayız. Yani kınama laf salatası. Biz şunu öneriyoruz. Batı Asya ve Doğu Akdeniz konulu bir konferans toplayalım. Konferans dediğimiz tabii şey değil. Nutukların atıldığı bir konferans değil. Bir çözüm konferansı. Bu ülkelerin devlet başkanları, dışişleri bakanları, savunma bakanları, ticaret bakanları bir araya gelsinler ve şu üç konuda kararlar alsınlar. Yani birincisi Filistin. Bu sorun nasıl çözülecek? Ve kararlar alsınlar, kararları da uygulasınlar. İkincisi, bu Kürdistan denen ikinci İsrail planını, Kürtlükle de bir ilgisi olmayan Kürdistan planını nasıl engelleriz? Çünkü
en az Filistin konusu kadar hayati. Çünkü orada ikinci bir İsrail'in, hatta daha büyük bir İsrail'in kurulması planlanıyor. Üçüncüsü, Doğu Akdeniz'de barışı ve güvenliği nasıl tesis edeceğiz? Ve oradaki ABD, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs saldırganlığına nasıl son vereceğiz? Kimler olacak bu toplantılarda? Türkiye'nin önderliğinde bütün Arap ülkeleri olacak. Yani Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Yemen, Ürdün, Kuveyt, efendim Mısır, hatta belki bazı diğer Kuzey Afrika, Libya'ya kadar ülkeler. Bunun yanı sıra tabii İran, hatta Azerbaycan. Bununla birlikte Çin ve Rusya buraya gözlemci olarak davet edilmeli. Dünyaya böyle bir görüntü verilmeli. Biz Kudüs'ün, Filistin'in başkenti olduğunu tanıyoruz ve bağımsız bir Filistin devletini kabul ediyoruz. İki, biz Suriye, Irak, İran ve Türkiye'yi, bu dört ülkeyi bölmeyi amaçlayan sözde Kürdistan planına ve bunun uygulayıcısı olan PKK'ya karşı birleşiyoruz ve bu terör örgütünü bitireceğiz. Üç, Doğu Akdeniz, Doğu Akdenizlilerindir. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve diyelim diğer ülkeleri tehdit eden her türlü askeri varlığı reddediyoruz ve onları buradan uzaklaştırıyoruz. Böyle bir gücün bir araya gelmesi bütün dengeleri değiştirecektir. Bu bir hayal değildir. Az önce de ifade ettiğim gibi dünyadaki gelişmeler, dünyanın merkezinin batıdan doğuya doğru kayması, batıdaki gerileme, ekonomik, teknolojik her anlamda geriye gidiş, buna karşı doğudaki yükseliş, bütün bunları dikkate aldığımız zaman Arap dünyasının son dönemdeki uyanışı ve Amerika'ya karşı Asya'yı tercih eden adımlar atmaları, bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman bizim bu önerimizin bir hayal olmanın ötesinde en gerçekçi ve uygulanabilir ve sorunu kökten çözecek öneri olduğu ortaya tabii çıkıyor. Tabii hiçbir zaman böyle bir şey yapılmaması da dünyada büyük bir yankı uyandıracaktır. Böyle bir topluluk olması. Tabii. Yani bu kuvvetlerin bir araya gelip bu kararları alması, bu saydığımız üç kararı alması bütün dünyadaki ve bölgemizdeki tabloyu değiştirecektir. Evet, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Konuklarımıza da saygılar, selamlar. Dünya Kudüs günüydü bugün. Tabii bir daha İsrail'in saldırmamasından yana burada çözüm önerilerini konuştuk. İsrail'e karşı nasıl bir önlem alınmalı? İsrail'in tek olmadığını tabii konuklarımızla değerlendirdik. Arkasında ABD olduğunu. Peki Filistin için gerçek çözüm ne? Bu noktada konuklarımız da tabii çözüm önerilerini sıraladılar. Ben tekrardan konuklarıma teşekkür ediyorum. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan bizdeydi. Akademisyen Profesör Doktor Muhammed Nur Doğan bizle birlikte oldu. Ve Filistinli gazeteci Muhammed Ebu Takiya da burada değerlendirmeler yaptı. Hepsine çok teşekkür ediyoruz ayrı ayrı. Çünkü hepsinin bu konuda görüşleri çok değerliydi diyelim ve sözü burada noktalayalım. Hoşça kalın.